Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seher Ay. Bugünkü videomuzun konusu çoğu kişinin bana mesajlarda da bildirdiği "Hocam ben kambur duruyorum. Ne zaman dik durmaya kalksam belim, boynum inanılmaz derecede ağrıyor. Neyi yanlış yapıyorum ya da hangi bölgelerde problem var, bu ağrılara neden oluyor?" sorularının yanıtlarını veriyor olacağım. Eğer sizde de böyle bir problem varsa, öncelikle bu mekanizma nasıl bir mekanizma? Videonun başında bundan bahsedip sonra size çok kolay egzersizlerle nasıl bu döngüyü değiştirebilirsiniz, bunları bahsediyor olacağım. Ama videoma giriş yapmadan önce, eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Öncelikle gelin bu ağrılar neden oluşuyor sorularının yanıtını vererek videomuza giriş yapalım. Öncelikle eğer duruşunuz burada gösterdiğim gibi boyun bölgesi biraz önde kalmış, sırtın kamburluğu artmış, bel çukurluğu artmış ya da düzleşmiş fark etmez. Böyle bir duruş pozisyonunuz varsa maalesef omurgayı daha doğru bir pozisyona getirmek o bölgelerdeki değişime zorladığı için vücudunuzu biraz ağrı oluşturabilir. Sizin temel probleminiz eğer dik durduğunuz anda karnınızı öne çıkarmaksa. Ne demek istiyorum? Burada gösterdiğim gibi size dik durun dediğimde karın direkt olarak öne çıkarak dik duruyorsanız aslında bel bölgenizdeki omurları zorlamış oluyorsunuz ve oradaki yükü artırmış oluyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Bel bölgesindeki omurlar bu şekilde bekliyorken karın öne gidip arka tarafı iyice sıkıştırdığında işte bu bölgede, yani bel bölgesinde şiddetli ağrılar meydana geliyor. Bunun için nasıl engelleme yapılabilir? Ne yapabilirsiniz? İlk yapacağınız şey, yine bu şekildeyken eğer bel öne doğru giderek sizi dik durduruyorsa ne yapabiliriz? Buradan karın kaslarını kuvvetlendirip belin öne gidişini engelleyebiliriz. Böylece siz ne kadar dik dursanız da karın kasları kuvvetli bir beden, yine burada gösterdiğim gibi karın kaslarını kullanarak, içerideki çekirdek kasları kullanarak çok daha konforlu bir şekilde dik durmanızı sağlayabilir. Bir diğer durum da aslında dik durduğunuzda boynunuzun ağrıması durumuydu. Burada da aslında şöyle bir durum var. Siz fark etmeden sürekli kambur duruyorsunuz. Dik durduğunuzda da omuzları geriye alıyorsunuz ama başınız yine burada gösterdiğim gibi birazcık önde kalıyor. Bu önde kalışla birlikte de ense bölgesindeki kaslar zorlanıyor, ağrıya neden oluyor. Bir süre sonra tekrar pes edip eski pozisyonunuza geri dönüyorsunuz. Dolayısıyla yine burada gösterdiğim gibi eğer böyle bir durum varsa mutlaka ama mutlaka gövdeyi dik tutarken başı da hafif arkaya alıp burada yandan gösterdiğim gibi kulak hizası, omuz hizası ve omurga aynı düzlem üzerine düşmesi gerekiyor. Gerçekten bu söylediklerime dikkat ederseniz, eğer sizde de bu söylediğim mekanizmalar oluyorsa, yani aslında karın öne gidiyor, baş önde kalıyor gibi duruş bozuklukları hala devam ediyorsa, dik durmaya çalıştığınız halde gelin şimdi hem karın ve çekirdek kaslarını uyaralım hem de boyun bölgesini uyaralım ki bu ağrılar kısa sürede ortadan kalksın ve daha konforlu dik duruş pozisyonuna kavuşun. Özellikle bu tarz kişilerin egzersizleri karın çalışacaksa sırt üstünde çalışmasında fayda var. Neden? Sırtımız aslında doğru duruş pozisyonundayken özellikle karın bölgesine odaklanabiliriz. İlk yapacağımız egzersiz çok basit bir egzersiz olacak. Elimi, bir tanesini belimin altına koyacağım, bir tanesini karnıma koyacağım. Belimi yatağa doğru bastıracağım. Hissedeceğim karın bölgesini, bırakacağım. Alttaki elime doğru belimi iyice bastıracağım. Hissedeceğim karın bölgesini, bırakacağım. Bu şekilde özellikle çekirdek kaslarını, hafif hafif karın kaslarını uyararak egzersizlere başlayacağız. Bu egzersizi hissedip bırakma şeklinde 20 kez yapmanızı isteyeceğim. 20 kez yapıp dinlenip 3 kez tekrar edeceğiz. Yani toplamda 60 kez özellikle bu alt karın bölgesini, içerideki çekirdek kaslarını uyararak başlayacağız. Daha sonra eğer bu bölgelerde herhangi bir boyun ağrısı yaşamıyorsanız yapacağınız egzersizde kalkıp başım karşıya ileriye gidecek şekilde karın kaslarımı sıkıp hafifçe kendimi bırakacağım. Sanki dizlerime ulaşmaya çalışıyor gibi karın kaslarımı sıkıp kendimi aşağıya bırakacağım. Hızlı hızlı yapmanızı istemeyeceğim çünkü karnı gerçekten aktive etmek istiyoruz. Çıktım, karın kaslarımı hissettim, kendimi bırakacağım. Yine bu egzersizi de bütün karnı hissedecek şekilde 10 tekrarlı 3 set yapacağız. Yani 10 tekrar hissedeceğim, yavaşça bırakacağım, biraz dinleneceğim, tekrar 2 kez daha 10 tekrar yapacağım ve toplamda 30 tekrarın sonunda bu bölgedeki kasları güzel bir şekilde hissetmiş olacağız. Daha sonra özellikle bu bölgeyle ilgili devam ediyorum ki bel ağrınız en aza insin. Dik durduğunuzda ne yapacağız? Ellerim yanlardayken bacaklarımı bu şekilde kaldırıp bir tanesini ileri uzatıp çekeceğim. Bir tanesini ileri uzatıp çekeceğim. Bunu yaparken isterseniz bir eliniz yine belinizin altında, bir eliniz yine karnınızda olsun ki ne kadar iyi çalıştığını fark edin. Alttaki eliniz hiç baskıdan uzaklaşmayacak. Sürekli baskı orada olacak. Yoksa bel bölgesi yine ağrıyabilir. Bu şekilde kontrolü hiç kaybetmeden 10 kez sağ bacağımı uzatacağım. 10 kez sol bacağımı uzatacağım. Gerçekten iyice o bölgedeki kasları hissedeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra yine dinlenip 3 kez tekrar etmenizi isteyeceğim. İyice o bölgeleri çalıştırın istiyorum ki dik durduğunuzda bel ağrınız en aza insin. Sıradaki egzersizimde de artık çoğunuzun bildiği aslında neredeyse mekik çekme egzersizinin kısa bir kısmını yapacağız. Ne yapacağız? Ellerimizi ensemize doğru alacağız. Karnımızı kasıp kürek kemiklerimizi yerden kaldıracağız. 1, 2, 3 saniye dinleneceğiz. Kendimizi tekrar bırakacağız. Kastım, bütün karın kaslarını hissettim. 1, 2, 3 saniye kastım, bıraktım. Özellikle burada ellerin enseyi desteklemesi boyun ağrısı oluşma riskini en aza indirecek. Ama sizden ricam gidebildiğiniz son noktaya kadar gerçekten gelip karın bölgesini hissetmeniz olacak. Aksi takdirde bu şekilde yaptığınızda karın kaslarını çok aktive edemezsiniz. Çıkacağım. 1, 2, 3. Bütün karın kaslarını hissedeceğim. Bırakacağım. Yine bu egzersizi de 10 tekrarlı karın bölgesini hissedip beli yatağa bastırarak 3 set tekrarlamanızı isteyeceğim. Bu seri gerçekten kolay ama bütün karın bölgesini hissedebilmeniz için harika bir seri. Sıradaki egzersizimde ise boyuna odaklanacağım. Az önce de söyledim, boyun bölgesinde bir zayıflık varsa maalesef yine dik duruş sizi rahatsız eder. Chin tuck egzersizini yine yatarak uygulayacağız. Aslında bu seri çok basit bir seri oldu. Hep yattığınız yerden egzersiz yapmış olacaksınız. Bu pozisyondayken, boynum rahat pozisyondayken başımı bastırabildiğim kadar arkaya, yatağa doğru bastıracağım. Çenem direkt karşıyı gösteriyor. Gevşek bırakacağım. Çenemi içime almıyorum. Başım, gözüm direkt karşıya, yukarıya bakıyor. Başımı bütün gücümle aşağıya doğru basıyorum. 1, 2, 3. Hissediyorum, bırakıyorum. Tekrar başımı bütün gücümle arkaya doğru basıyorum. 1, 2, 3. Hissediyorum, bırakıyorum. Bunu yaptığınızda özellikle ense bölgesindeki o çalışmayı çok rahat anlayacaksınız. Ve boyun bölgesine hiç zarar vermeden yapmış olacaksınız. Ağrı oluyorsa biraz daha az bastırabilirsiniz. Bıraktım. Bir kez daha gösteriyorum. Direkt başımı arkadan aşağıya doğru bastırıyorum. Ense bölgesini çok güzel bir şekilde hissediyorum ve bırakıyorum. Yine bu egzersizi de 10 tekrar 3 set uygulayarak boyun bölgesinde de gerçekten çok ciddi bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacağım konu bu şekildeydi. Eğer sizin de böyle bir probleminiz varsa Videoda söylediğim gibi özellikle içerideki çekirdek kasları, karın kaslarının kuvvetsizliği genellikle bel ağrılarının temel sebebini oluşturuyor. Bu tarz bir problemle erken dönemde eğer bundan kurtulmak istiyorsanız bu gösterdiğim egzersizleri en az 4-6 hafta düzenli bir şekilde uygulamalısınız ki dik duruşunuz daha ağrısız ve daha konforlu bir şekilde gerçekleşebilsin. Bütün bunların yanı sıra da kafanızda herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa ya direkt yorumlar kısmından ya yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden oluşturabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.